Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sunar. ...1980'li yıllara baktığınız zaman Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyon 300 bin ve döviz gelirimiz 327 milyon dolar. Hı hı. Yatak sayımız da toplam 60 bin civarında. Evet. Şimdi aradan geçen 25-28 yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığınız zaman işte önümde bir resmi belge var. Tahmin ettim bu soruyu soracaksınız diye. Burada Kültür Turizm Bakanlığımızın Yatırımlar Genel Müdürlüğü diyor ki işletmede 754 bin yatağın var. Yatırım belgeli olarak da 305 bin yatağın var. Yani 1 milyon 59 bin yatağı var. Evet. Belediyelere baktım. Türkiye genelindeki belediyelerin toplam sayısına yaklaşık 500 bin. Demek ki halen Türkiye'de turiste hizmet eden 1,5 milyon yatak var. Evet. 2023 yılına doğru Türkiye'nin hedefine baktığımız zaman bizim Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ve projeksiyon tahminler şunu gösteriyor ki bu 1 milyon 500 bin yatağı 1 milyon 750 veya 800 bine çıkaracağız. Hı hı. O zaman işte o bizim 1 milyon 300 bin turistimizi bakıyoruz 2013 yılında ne oldu? 34 milyon 300 bin turist oldu. 32 milyar 100 bin dolarda 100 milyon dolarda döviz geliri var. Hı hı. Gelişmelere baktığınız zaman bir önceki yılla mukayese ettiğinizde %9-11 arasında bütün bu gelişmeler. Hı hı. Bu ne ifade ediyor dediğiniz zaman o zaman bunu kimden karşılaştırırız? Akdeniz çanağında rakibimiz, rekabet içinde olduğumuz İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan, hatta Mısır ve işte Kuzey Afrika ülkelerine baktığımız zaman Tunus'a vesaire. Burada demek ki bu ülkelerdeki gelişme hızı ile bizi mukayese ederseniz biz daima onların çok üzerinde gelişme göstermişiz. Dünya turizm istatistiklerine baktığınız zaman da dünyadaki turizm gelişmesi ortalama %4'lerde. Türkiye'de ise bu %10'larda olduğu için işte biz diğer ülkeleri hızla geçerek dünyanın turist sayısı bakımından 6. döviz gelirleri bakımından da 9. ülkesi durumuna geldik. Tabii şimdi önümüzde yeni planlar var. Hı hı. Ve bu gelişmeler Türkiye turizminde bir canlanma havası olduğunu ama arzumuz doğrultusunda değil, arzumuz daha fazla ama en azından bu gerçekten yani şey verilecek böyle hani omuz verilecek böyle bir gösterge değil, çok dikkate alınması gereken göstergeler. İşte buradan hareketle Türkiye turizminin çok hızlı geliştiğini, çeşitli dallarda geliştiğini görüyoruz. Ama burada döviz gelirleri açısından dediğiniz zaman biz sadece yatak satıyoruz. Yatak dışındaki bizim turizmi çeşitlendirecek diğer aksiyonlarımız yok. Evet. Onlar olmadığı için turizm gelirlerimiz Timur Bey'in dediği gibi 20 dolar artmış. Yani 20 dolar mı artmalı bu? Aslında bu tabii ki 100 dolar, 200 dolar artsa o zaman 32 milyar dolar gelecek. 34 milyon turiste 34 milyar dolar. 40 milyonda 40-45 milyar dolar. O zaman da 2023 hedeflerini geçip hatta aşabiliriz. Bunun için ne yapmalı? Bunun için gördüğüm mesele şu. Devlet bu konuda ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Fikri zikri var mı? Fikri zikri olduğunu da görmüyorum. Yani konunun içerisinde çalışıyoruz. Peki bu arada özel sektör ne yapıyor? Özel sektör yabancı yatırımcıları davet edip onlarla birlikte kol kola girip yatırım yapmaya çalışırken önümüzdeki engeller yatırımın yapılacağı arsa ve arazi konusundaki sıkıntılardır. Evet. Bunları aştığımız zaman önümüz, ufkumuz açık. Özel sektör bu konuda çok dinamik, bilgili, atılgan, hedef belirleyen. Durum bunlar ibaret. Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sundu.